Adası'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Bu sefer çok merak edilen popüler bir rotayla Kuşadası'ndan Yunan Adaları'na gideceğim. Şu anda bu arkamda gördüğünüz bu kruz gemisi Celestial Olympia gemisi. 4 gün boyunca Yunan Adaları'nı keşfedeceğiz. Önce Patmos, sonra Rodos, Santorini, Mykonos, Lavrion derken 6 tane durağımız olacak arkadaşlar. Çok heyecanlıyım ben de çünkü yani yakınlar diye hiç gitmiyordum. Sonunda gideceğim. Özellikle Rodos'u çok merak ediyorum. Şu anda biraz size gemiyi anlatayım, nasıl bineceğinizi anlatayım. Arkada zaten görüntüler gelecek sürekli. Çünkü koşturma haline ben biraz çok çekememiştim ama bu tarz yapmak istedim. Arkadaşlar ilk önce 11 civarında hazır olmamız gerekiyor tamamen. Çünkü 1'de gemi kalkıyor ama sizden 9.30 civarı limana gelmenizi istiyorlar. Hemen Kuşadası'na gelenler bilir. Güzel bir Egeport vardır. Oraya geleceksiniz. Orada kapıdan girdikten sonra sıranızı bekleyeceksiniz. Sonra Celestial yolcuları girebilir dedikleri zaman önce gümrük kısmında sıraya girip pasaport kontrolü yapacaksınız. Vizenizi kontrol edecekler. Normal damganızı vuracaklar. Sonrasında da gemiye doğru geleceksiniz. Geminin önüne geldiğiniz anda artık valizle işiniz bitiyor. Çünkü hani 12 katlı bir gemiden bahsediyoruz. Merdivenlerden götür getir uğraşmamanız için. Hemen ilk başta valizlerinizi bırakıyorsunuz ve onlar sizin odanızın kapısına kadar sonra götürüyorlar. Yani odanıza gittiğiniz zaman bir bakıyorsunuz valiziniz orada olacak. Sonraki kısımda gemiye giriş prosedürleri var. Size daha önce verdikleri bir sağlık formları falan oluyor bazen. Onları doldurmanızı istiyorlar eğer önceden hazırlamadıysanız. Akabinde size bir tane kart verecekler. Bu kart geminin içerisinde kullanacağınız artık sizin pasaportunuz, kredi kartınız, biletiniz, her şeyiniz o kart olacak. Yani pasaportlarınızı alacakları için sizden her şeyi baştan gümrükte geçerken o kartı göstereceksiniz. Dışarıda bir polis sizi görse sorsa ki öyle bir şey çok nadiren olur. O kartı göstereceksiniz. Sizin o geminin yolcusu olduğunuzu bilecekler. Onun dışında çocuklu yolcular için de çocuklara da böyle ekstradan bir adet kol bandı verecekler. Bu da onların hani Allah korusun bir kaybolma durumlarında oda numaralarını yazdığı bir kol bandı olacak ama kartlar onların da olacak. Kartlara öncesinden ya da gemi içerisindeki 4. kattaki resepsiyondan kredi kartlarınızı yüklüyorsunuz. Yani kredi kartınızı eşleştiriyorsunuz. Geminin içerisinde ne kadar alışveriş yaparsanız o kartlardan otomatik olarak çekiliyor. Bazen de size fiş kesiyorlar çıkışta hani artık son varış gününüzden önceki gece gidip kasayı kapatmanız gerekiyor. Ama size şunu söyleyeyim, birçok paket var arkadaşlar. İşte tur paketleri var, içecek paketleri var. Onun dışında bazı kahve paketi var, içki paketi var. Mutlaka içecek paketi alın arkadaşlar. Çünkü 4 gün boyunca bir gemidesiniz. Ve bu gemide giderken sürekli susayacaksınız, adaya çıkacaksınız. Dışarıda sürekli almak zorunda kalacaksınız. 1 euro, 2 euro, 3 euro, 5 euro derken inanın aldığınız premium ya da normal premium plus paketleri sonuna kadar değiyor. Burada dilediğiniz kadar kokteyller, normal alkollü alkol içecekler, kahveler içebiliyorsunuz. Yemeğinizin yanında, akşam eğlencede içebiliyorsunuz. Hatta bazen kutu kola ya da kutu olarak alıp biranızı ya da içeceğinizi alıp onları dışarıya da çıkabiliyorsunuz. Şimdi biraz karışık bir video olacak. Hani ben bunu uzun uzun anlattım ama benden sonraki kısımlarda da ara ara diğer sahnelere koyacağım çekebildiklerimi. Çünkü hani bazı şeyleri kaçırıyorsunuz doğal olarak başından itibaren. Neyse gemiye geri dönelim. En son geminin kartlarınızı aldınız. Gemiden girdiğiniz zaman bir küçük bir göz taraması yapıyorlar. Herhangi bir hastalığınız var mı yok mu diye. Sonra odanıza çıkıyorsunuz. İkinci kısımda turların nasıl olduğunu anlatacağım arkadaşlar. Şu anda mesela biz Kuşadası'ndayız. Yani artık hani biliyoruz az çok rotamızı. Patmos'a geldiğiniz zaman size diyecekler ki işte kara turu var. Yani isterseniz sizi gezdirecek olan bir takımla birlikte yani rehberli bir tura katılım sağlayabilirsiniz ücretli. İsterseniz geminin yanaşabildiği limanlarda inip çok bir güzel bir şekilde rahat rahat kendiniz gezip istediğiniz zaman gemiye dönebilirsiniz. Hatta mesela Patmos'ta ve Mykonos'ta öyle size oda numaralarınıza göre bir sıra veriyorlar. Çünkü 1500 kişilik bir gemiden bahsediyoruz. Herkes aynı anda gemilere inemiyor. Öyle olduğu zaman sizin odalarınıza girdiğiniz zaman size zarfların içerisinde 1, 2, 3 ya da her gün saat 4 civarı gidilecek olan şehirden önce biz size numaralar dağıtıyorlar. Bunun anlamı şu, önce bir gemi yanaştığı zaman limanda sıkıntı yok zaten. İstediğiniz zaman çıkabiliyorsunuz ama onun dışında küçük gemilerle sizi alacakları zaman, yerel botlarla alıp sizi adaya götürecekleri zaman bazen yanaşamadığı için gemiler bir sıraya göre inmeniz gerekiyor. Önce ücretli tur alanlar gidiyor. Sonra işte 1, 2, 3, 4 diye sıralanıyor. Merak etmeyin çok geç kalmıyorsunuz. Zaten hızlı bir şekilde boşalıyor. Aynı şekilde dönüşte de istediğiniz zaman o yerel botlara binip geminize gelebiliyorsunuz. Yani son saatte diye bir şey yok. İstediğiniz saatte binebiliyorsunuz. Ama
Santorini ve özellikle Atina'da şey tur bileti hediye diye bir seçenek vardır. Mutlaka Santorini'yi ve Atina'yı seçin arkadaşlar. Çünkü Santorini ve Atina'da bireysel olarak gitmeniz çok zor. Hatta neredeyse imkansız diyebilirim. Çünkü 4-5 saatiniz oluyor. Mesafeler uzak. Santorini dünyanın en kalabalık turistik yerlerinden bir tanesi. Teleferik bekleyeceksiniz, katırları bekleyeceksiniz. Çok yorulacaksınız. Zaten bunları anlatacağım ileriki kısımlarda. Atina'da öyle aynı şekilde. Yani dediğim gibi bir nevi 5 yıldızlı bir resort otelin gemi versiyonuna biniyorsunuz. Her şeyiniz olacak arkadaşlar. Göreceksiniz. Bindiğiniz zaman kuaför olacak, kumarhanesi olacak, çocuk oyun alanı olacak. Ondan sonra 10'a yakın bar var. İçeride istediğiniz yerde gidip eğlenebiliyorsunuz. Her tarza uygun müzikler çalıyor. Onun dışında güzellik salonu var, masaj salonu var, havuzlar var. Şurada mesela çok güzel bir 12. kattan Horizon Bar var. Yani bitmiyor, anlatmakla bitmeyecek. Çünkü çok fazla seçenek var arkadaşlar. Artık görüntülerle görmeye devam edelim diyoruz. Yine ara ara ben size anlatmaya devam edeceğim. Umarım sizler için de çok keyifli bir yolculuk olur bu tura çıktığınız zaman. Ben Celestre'yle size kesinlikle tavsiye ediyorum. Benimle kalmaya devam edin. Hazırsanız başlıyoruz. Gemide pasaportunuzu verdikten sonra size böyle bir kartlar veriyorlar arkadaşlar. Bakın benim adım yazıyor, Miran adı yazıyor. Bunlar gümrük kısımlarına geldiğiniz zaman pasaportunuzu yerinize gösteriyorsunuz. İçeriye devam ediyorsunuz. Yani bazı yerlerde hiç buna gerek yok. Direkt zaten gemiye geçiyorsunuz. Bazen de böyle işte bir havaalanı gibi bir kapıdan geçip gidiyorsunuz. Yani birkaç dakikalık bir süreçten bahsediyorum. Ama bunları kesinlikle kaybetmiyorsunuz. Çünkü pasaportunuzun yerine geçiyor bunlar. Yani atıyorum polis sorduğu zaman bunu gösterdiğiniz zaman bunu artık biliyorlar, anlıyorlar. Değil mi Miracığım? Bunlar güvenlik önlemleri. Şimdi biz de gemimize doğru devam ediyoruz. Two times to the left. Bir, iki, içi, li, and one, and another one. Arkadaşlar bu arada her seferinde temizlik yapıyorlar. Her odadan çıktığınız zaman bence biraz gereksiz boyutta da var ama sağ olsunlar odayı temizliyorlar. Düzenli olarak işte havlularınızı yeniliyorlar. Ya günde iki defa en az yapıyorlar, onu size söyleyeyim. O yüzden hani odalar kamera içinde havasız kalıyor. İşte çarşaflar sürekli ıslak ya da işte havlular ıslak gibi düşünmeyin. Onları yeniliyorlar ve sürekli zaten sağınıza solunuza böyle çıkıp denizi izleyebileceğiniz manzaralar da var odanızda. Herhangi bir pencere falan yoksa ya da işte iç pencere ise, iç kabin ise bu şekilde de çıkıp dışarıyı izleyebiliyorsunuz. Bu da geminin içindeki diğer barlardan bir tanesi arkadaşlar. Her katta aşağı yukarı bir bar var. Yine alacağınız premium ya da diğer kart, premium plus kartı sayesinde içeceklerinizin belli bir limitine kadar ücretsiz oluyor. Yani fiyat limitine kadar. Şöyle anlatayım. Premium Plus'ta 14 Euro'ya kadar içeceğiniz her şey sınırsız ücretsiz. Diğerinde de 9 Euro'ya kadar. Yani atıyorum bir kokteyl 10 Euro'ysa 9 Euro'suna kadar onu olan kısmı ücretsiz karşılıyor. Ama onun dışında bu iki karttan birini almazsanız suya, içeceğe, biraya, şuna buna ciddi bir para ödeyebilirsiniz. Sonuçta 4 gün boyunca tatil yapacaksınız, susayacaksınız. O yüzden barlardaki sistem de bu şekilde. Bakın burası da karaoke ve diğer eğlencelerin yapıldığı yerlerden bir tanesi. Burada da konserler yapılıyor. İşte bu da arası da onun barı. Hello, karaoke and disco. İşte burada gece gençler deli gibi eğleniyorlar. Şimdi 5. katta başka neler var? Böyle ara ara çocuklar için oyunlar da görüyorsunuz. Burada Wellness Center yani sağlık merkezi var, spa var. Buraya gelip spa yaptırabilirsiniz. Bunlar ücrete tabi. Onun dışında devam edelim. Küçük bir free shop var. Burada vergisiz alan burası. Dışarıya göre daha uyguna alışveriş yapabilirsiniz geminin içerisinde. Onun dışında arkadaşlar, geçtim sanırım da. Evet neyse diğer tarafta gösteririm. Şöyle bir kumarhane var. Gelip burada kumar da oynayabilirsiniz. Onun dışında bakalım başka neler var. İşte burada fotoğraf dükkanı var. Başka bir bar daha var sol tarafımızda. Karşıda işte size daha önce anlattığım gösterilerin yapıldığı en büyük salon var ya da toplantılar yapıldı. Yani 5. kat tamamen eğlence alanı. Burada kameralar yok. Burada bu şekilde takılıyorsunuz. Günün içinde bayağı bir aktivite buralarda gerçekleşiyor.
Daniela. Janina. Burası dördüncü kat arkadaşlar. Dördüncü katta daha çok yeme içme imkanlı oldu. Ege restoranı var. Bakın bu en güzel yemekleri yiyeceğiniz yer burası. Onun dışında burada resepsiyon kısmı var. Bütün işlemlerinizi yapacağınız yer, kredi kartı ödemeleri, satın almak istediğiniz turlar, internet hizmeti hepsi burada veriliyor. Gemide Wi-Fi ücretli veriliyor arkadaşlar. Saati 7 euro söyleyeyim. O yüzden bence hattınızı açtırmanız daha mantıklı. Bakın burada turlar alacağınız kısım burası. Burası resepsiyon kısmı. Kartlarınızı falan da bir sorun olduğu zaman, kartlarınızı kaybettiğiniz zaman buradan gelip alıyorsunuz. Burada da işte yine dinlenme alanı. İnternet en iyi. Bu arada gemide Wi-Fi alırsanız en iyi burada çekiyor. Odalarda çekiyor ama bazen yoğunluktan ya da açık denizde olduğunuz için gidebiliyor. Alışveriş yapabileceğiniz böyle dükkanlar da var. Gördüğünüz gibi tax free bölgesi yine burası. Yani daha ucuz dışarıya göre az önce söylediğim gibi. Yani resepsiyon kısmı da bu şekilde. Bakalım sağ tarafta ne varmış. Bakın görüyorsunuz burada işte şarap kısmı satılan. Duty free'ler devam ediyor. Burada da başka bir dükkan var. Yani bir nevi uluslararası alandasınız zaten geminin içerisinde. Ha bu arada limanla yanaştığı zaman alışveriş yapamıyorsunuz ama limandan çıktığı anda alışveriş yapabiliyorsunuz. Bakın burada güzel bir Hello Market de var. İşte çikolata, Toblerone'lar ya da işte diğer Pringles falan. İstediğiniz her şeyi buradan alabilirsiniz. Bu kısımlar da böyle arkadaşlar. Burası da Kids Club arkadaşlar. Günün belli saatlerinde burada çocuklar için etkinlikler de yapıyorlar. Gördüğünüz gibi zaten oyunlar var. 1 Euro'luk jetonlarla çalışıyor. Eğer tüm paranız varsa şurada change kısmından bozuk hale getirebiliyorsunuz. Bunlar ücretli kısımlar. Bir de dediğim gibi belirli saatlerde zaten size bir program veriyorlar. O programda da burada çocuklarınız toplanıyor. Boyama saatleri, işte origamiler, birçok etkinliği de yapıyorlar. Hatta siz eğlenirken ebeveynler olarak çocuklarınız burada vakit geçirebilir. Şimdi gemide farklı öğünlerde Asya mutfağı, İtalyan mutfağı, Fransız mutfağı gibi yemekler veriliyor. Hello brother. What do you have today? Bakalım bugün ne var? Evet, pirinç, sebzeli pirinç, noodle. Şöyle göstereyim. Just a minute please. Okay. Burada noodles, burada chicken, burada beef. Yes. Yani et ve tavuk var arkadaşlar. Helal bunların hepsi. Could you give me one of them please? Şimdi ben her ikisinden de alacağım. One with rice with meat, other one is chicken with the noodle, okay? It's enough, okay? And one with beef? Beef, it's okay. Yes. İşte ben pilava et koyduracağım. Farklı olsunlar diye. Tamam. Noodle with chicken. Noodle with chicken, yes. Thank you. Okay, thank you. Bye bye. Şimdi bu gemide çok bar olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Teras var, işte karşıda bir tane var. Burası Horizon Bar. Buranın olayı şu, 12. katta. Şu manzarayı göstereyim. Şu an Santorini'ye doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Bakın karşıda tepede gördüğünüz Santorini. Yani akşamları da çok güzel oluyor. Gün batımı da çok güzel oluyor. Artık dilediğiniz içeceği alıp gelip burada keyfini çıkarabiliyorsunuz.
Gerçekten hani ben uzun süreyi burada geçiriyorum. Çalışacağım zaman buraya geliyorum. Gerçekten çok güzel bir yer. Gemiye de hakim ama sessiz, güzel bir müzik var. Artık keyfini çıkarıyorsun. Hatta sessizliği şu andan bozuyorum. Yani ne denebilir ki? Sırf bugün böyle bir geziye gelme sebebi, öyle söyleyeyim. Bunun gibi gemide 10 tane yakın bar var. Her katta bir bar var. Ama bence burası en iyisi. Ve gerçekten şahane bir geziyi bitirdik arkadaşlar. Dolu dolu 4 gün geçti. Gezdik, eğlendik, yüzdük, coştuk. Gözlerimiz bayram etti, ruhumuz dinlendi. Şu an artık Kuşadası'na vardık. Yeni rotada İtalya olacak yeni rotamız. Napoli'ye gideceğiz. 4 günde Türkiye içinde böyle güzel tanıtımlar yapacağım. Onları da çekebilirsem zaten bir sonraki videoda göreceksiniz. Ve Show on the Way rotalarına devam edecek. Benimle kalmaya devam edin. Instagram hesabımda bu geziyle ilgili her şeyi arkadaşlar hikayelere ekledim. Merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını orada bulacaksınız. Öne çıkanlar da sizi bekliyor. Yine merak ettiğiniz bir şey olursa bana sorabilirsiniz diyenden. O zaman ne diyoruz? Yola devam. Görüşmek üzere.